Ordu'nun önceki stadı, 19 Eylül stadının olduğu yerdeyiz. Şu anda bu stadı yıkım çalışması devam ediyor. Ortada molozlar ve buradan çıkan demir aksamlar görünüyor. Arkada çalışma devam ediyor. Aslında buranın yıkılması hukuksuz. Bu hafriyatın ihalesi hukuksuz. Şu anda yazılan, yapılan her şey hukuksuz. Bakın elimde bir mahkeme kararı var. Bu mahkeme kararı Samsun Bölge İdare Mahkemesi'nin mahkeme kararı. Daha önceden de Ordu İdare Mahkemesi'nin burayla ilgili kararı var. Buranın yıkımının yasalara uygun olmadığı konusunda. Sonra valilik itiraz etti. Samsun Bölge İdare'ye gitti ve Samsun Bölge İdare'nin şu elimdeki yazısında oy birliğiyle buradaki itirazın reddine, yani buranın yıkımının kanuna uygun olmadığına ve durdurulmasına ait mahkeme kararı. Fakat Türkiye Cumhuriyeti başlangıç ilkelerinde anayasada yazdığına göre bir hukuk devletidir. Ancak mahkeme kararını tanımayan bir vilayet, mahkeme kararını tanımayan bürokrasi var. Şu anda mahkeme buradaki yıkımın usulleri hukuka uygun olmadığını söylediği halde durdurulmasına kesin kanaat oy birliğiyle verdiği halde iş makineleri arkada çalışmaya devam ediyor. Ayrıca buranın bir de ihalesi, yani molozların ihalesinde bir sıkıntı var. Burası doğrudan ihale edilmiş. Burada kamu zararı da var. Yani vilayetin arkasındaki yıkılan kamu binalarından devlet kar etmişken buradan zarar ettirildi. Doğrudan birisine teslim edildiğine dair bilgiler, belgeler geliyor. O yüzden derhal kamunun, Ordu'daki mülki idare amirliğinin buradaki hukuksuzluğa son vermesi lazım. En son yanımızda bir büfe var. Bu büfeye de burayı terk edin diyorlar. Tabii hukuk büfeden ve buradaki vatandaşlardan yana olduğu için onu da bu yolla yapamıyorlar da diyorlar ki can güvenliğiniz yok. Ama can güvenliğini esas sıkıntıya sokan sizsiniz. Bakın vatandaşın hemen yanında hem de kanunsuz bir şekilde çalışma yapıyorsunuz. Sonra da diyorsunuz ki vatandaşa can güvenliğin yok, burayı terk et git. Baştan aşağı hukuksuz bir işlemdir. Bu konuyu da takip etmeye devam ediyoruz ama şunu bilin. Burada hukuksuz işleme imza atan, dahil olan herkes bunun hesabını verecek.